Efendim 17 Şubat Pazartesi akşamı haftanın ilk gününden Moda TV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz. 18 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimiz dünkü olağan kongresini yapan İyi Parti'den. İyi Parti'de mevcut başkan Osman Karagöz ve emekli öğretmen Feral Çuhacı'nın yarıştığı ikinci olağan kongrede Feral Çuhacı oy fazlalığıyla başkanlığı göğüsledi. Bu demokrasi şölenimiz elbette ki sizler gibi çok güçlü delegelerle olacaktır. Ben bu kongremize katılımınızdan dolayı hepinize... İYİ Parti Ünyeçi Teşkilatı olağan kongresi gerçekleştirildi. Ünyeli misafirlerimize, hemşerilerimize, herkese... Partinin mevcut başkan Osman Karagöz'ün ve ikinci aday emekli öğretmen Feryal Çuhacı'nın aday olduğu kongrede başkanlığa Feryal Çuhacı seçildi. Alyans Düğün Salonu'nda yapılan kongrede 137 oy Feryal Çuhacı, 86 oy ise eski başkan Osman Karagöz aldı. Kongre sonrası taraflar birbirlerini tebrik ettiler. Bizler de Moda TV ekibi olarak yeni başkan Feral Çuhacı'ya başarılar diliyoruz. Efendim malumunuz kış mevsimindeyiz ama kış mevsimini belki de tadında yaşayamıyoruz. Bazen tarımsal olarak baktığınız zaman da donla da karşılaşabiliyorsunuz. Bazen güzel havalar da olabiliyor. Peki şu anki durum fındıkta ne gibi etkileri var? Neler yapmamız gerekiyor? Zirai olarak don riski var mıdır? Ne gibi önlemler alınabilir? Osman Sarı Kahraman'dan dinliyoruz. Don afetine karşı alınabilecek herhangi bir net bir öneri yok şu ana kadar. Sadece alacak olduğumuz önlemler atadan, dededen kalma metotlar nedir bunlar? Kırağı olacağı ya da bölgemizde mevsimsel şartlar eksinin altına düştüğünde eğer don olmasına sıkıntılı yaratacak hava şartları eğer uygun ise önceden meteorolojiden bunun haberini alarak gece ot, saman ya da buna benzer lastik daha doğrusu arazinin üzerinde buğ yapmak. Bunun dışında sis motorları var. Şimdi ufak ufak böyle teknolojinin aynen ürünleri. Öyle. Bomba atar gibi ufak ufak böyle omuzuna takıyorsunuz. İşte içerisine suyu kimyasal katıyorsunuz. O buğu yapıyor. Bahçenin üzerinde ama diyelim ki rüzgar var aldı gitti. Yani bunları yapmak. Bu da bir şans efendim artık. Doğaya karşı savaş açmak ya da ona karşı mücadele etmek çok zor. Bunları açık alanda mı yakacaksınız? Fındıkların tam içinde mi sayın? Atıyorum. Yani siz ortasında yakarsınız, kenarında yakarsınız. Hava sirkülasyonunun durumuna göre önleminizi alırsınız. Batı illerinde, özellikle Akdeniz, Trakya ve Ege bölgesinde bunu televizyonlardan görüyoruz. İnsanlar arazilerinde seralarını nöbet tutuyorlar. Bu artık iklimsel koşullar bizi buna yapma mecburiyetinde bıraktı. Dolayısıyla iklimsel koşulları bu hale kimler getirdi? Bizler getirdik. Doğanın Cenab-ı Allah'ın kanunuyla, deresiyle, tepesiyle, ormanıyla, ağacıyla oynarsanız işte böyle işler gelir başınıza. Herkes suçlu mu? Elbette herkes suçlu değil ama her birimiz bir yerden suçumuz var. Mevsimsel koşullara karşı bu şekilde mücadele önlemleri. Peki atadan dededen görmüş olduğumuz yöntemler, ilkel yöntemlerle korunduk, dondan korunduk. Biz başka türlü ne yapabiliriz? Tarım sigortası, devlet destekli olan tarım sigortasıyla hem fındığımızı hem de diğer zirai ürünlerimizi bir anlamda garanti altına almış olabiliyor muyuz? Ve tarım sigortasına son gün ne zaman? İşte haberimiz. Bu konuda da çiftçilerimize önerileriniz nedir? Şimdi 10 Mart son gün bildiğim kadarıyla. 10 Mart son. Biz don sigortasıyla alakalı Tarsim Bölge Müdürü Sayın Bölge Müdürümüz Bülent Yaşaroğlu'nu davet ediyoruz. Her yıl bizzat kendisi katılıyor. Burada Ünye basının da katıldığı bir toplantı düzenledik. Bir eğitim toplantısını düzenledik. Bu toplantıya her zaman altını çizerek söylüyorum. Muhtarlarımız ve Ziraat Odası delegelerimiz o yörenin, kendi bağlı oldukları yörenin Ziraat Odası temsilcileridir.
Ama maalesef her zaman orada çalışkan bir sınıfta bulunan az sayıda öğrencinin verisi gibi katılan sayı bu kadar oluyor. Ama biz elimizden geldiğince de ulaşmaya çalışıyoruz. 10 Mart son Tarsim'le alakalı. Siz atıyorum 1 tonluk sigorta gideri sanırım 400 lira gibi. 400 lira, 500 lira, bilemedin 600 lira. Bu kadar yok bile. Yani ben fazla atarak söylüyorum. Yani cüzi miktarda 1 ton fındığı kurtarıyorsunuz. 1 ton fındığın bugünkü fiyatı 19,5 lira. 20 lira. Gerçekten çok güzel para. Gerçekten fındığımızın geldiği bugünkü değer tam hakkını savunduğumuz, üreticinin haklarını, menfaatlerini savunduğumuz tam noktadayız. Yani 19,5 lira 20 liraya bulmuşken orada verecek olduğunuz atıyorum 1 ton fındık parası verdiniz. 10 ton fındık parası kurtarıyorsunuz. Yani belki de 20 ton fındık parası kurtarıyorsunuz. Çok yüksek yüksek söylüyorum rakamları. Vatandaşımızın algısı biraz daha rahat algılasın diye bunu söylemeye çalışıyorum. 1 ton fındık parası veriyorsunuz ama 10 ton, 15 ton fındık kazanıyorsunuz. Dileğimiz o ki, Ahmet abi yanmasın. Dileğimiz o ki bu tür doğal afetlere maruz kalmayalım. Ama ben bu sene çok korkuyorum. Çok şükür olsun, hamdolsun Allah'a bahçedeyiz. Bakın bahçeler don, kar, toprak ana en sevgilisiyle buluştu. Doğru. 4 gün, 5 gün bu civarda. Hala karşı tarafta görüyorsunuz dağlarda karla örtülü yerler duruyor, görebiliyoruz. En sevgilisiyle buluştu toprak ana. Bu ne demektir? Bereket demektir. Ama korkularımız da var. Elimiz yüreğimizde fındıklar görüyorsunuz. Biz halk diliyle söyleyeyim. Tam şımarmış vaziyette. Bundan eğer 3 gün, 5 gün, 10 gün daha böyle gitsin, bu şekilde gitsin, bu fındıklar yaprak açar. Biz daha Şubat'ın 15'in 16'sındayız. Önümüzde büsbütün bir Mart ayı var. En tehlikeli gördüğümüz ay bizim zaten Nisan'ın 1'i ile 15'i arası. Dolayısıyla önümüzde 1,5 ay gibi bir tehlikeli, bu Şubat ayının günlerini saymazsak, 1,5 ay, 2 aya yakın bir tehlikeli bir süremiz var. O açıdan herkes önlemini almalı. Kimisi dumanla almalı, kimisi lastikle almalı, kimisi buğu yaparak almalı, kimisi saman yakarak almalı, kimisi de hiçbir şey yapamıyorsa sigorta yaparak almalı. Ve kameralarımızı İlküvez'e çeviriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin İlküvez'de Göksu Yaylası'nda hazırlamış olduğu çöp tesisi önünde 1,5 aydır bir eylem vardı ve geçtiğimiz hafta sonu bu eylemde sazlı sözlü bir eğlence ortamı oluştu. Yaklaşık 1,5 aylık eylemin yorgunluğunu İlküvez halkı sazlı sözlü eğlenceyle attılar ve nöbete devam dediler. Efendim, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa'da yapmış olduğu su deposuyla birçok mahallenin su sıkıntısını aşmak istiyor. Malumunuz küresel ısınma artık birçok yerlerde, Karadeniz bölgesi dahi olsa, su sıkıntısını ortaya çıkarıyordu ve OSKİ bu su sıkıntısını yavaş yavaş çözmeyi planlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü OSKİ, Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Fatsa ilçesinde 3000 metrekare kapasiteli içme suyu deposu inşa edecek olan OSKİ, birçok mahallenin içme suyu sorununu çözmeyi amaçlıyor. Fatsa ilçesinde yapımına başlanılan 3000 metrekare kapasiteli içme suyu deposunun kazı çalışmaları devam ediyor. Ayazlı Mahallesi'ndeki içme suyu deposunun yapımı tamamlandığında ilk etapta Ayazlı, Vefkaf ve Dolunay mahallelerine hizmet verecek. Depo ile birlikte yapılacak terfi merkezi ile birlikte ikinci etapta Yukarı Tepe, Sudere, Aşağı Tepe, Yeşil Tepe ve Salcılar mahallelerine içme suyu iletimi sağlanacak.
Haziran ayında tamamlanacak. Yapılan depo ile diğer depolar arasında bağlantı kurmak için 6000 metre içme suyu boru hattı döşeyecek olan ekipler çalışmaları Haziran ayı sonunda tamamlayarak hizmete sunmayı... İclal Aydın Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür faaliyetleri kapsamında bu hafta İclal Aydın'ı Ordu'ya konuk ederek onunla birlikte bir konferans düzenledi. Ordu kültür buluşmalarında İclal'la Aydın konuk oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür kanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlara yazar İclal Aydın ile devam etti. Ordu her geldiğinde böyle bir çiftkar, böyle güzel, böyle dost bir kalabalıkla karşılıyor. İyi ki varsınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben bir memur çocuğuyum. Dolayısıyla o mucizeyle büyütülen çocuklardan bir tanesiyim. Dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Onun için de bizim başarmak dışında pek bir şansımız yoktu yani. Okula gittiği zaman o okul bitecek. Televizyonculuğum da böyle başladı açıkçası. Orada da bir yoklukla mücadele ediyoruz. Böyle dar gelirle bir şeyler yapıyoruz. Büyük hayaller kuruyoruz filan. Rating yok, hiçbir şey yok. Beni kim izliyor bilmiyorum. 2'den 4'e diye bir program. 2 ile 4 arasında çeşitli konuklar geliyor. Ve o konuklarla farklı konularda sohbetler ediyoruz. Eski televizyoncular. O tarihte işte ben bir televizyon programı yapıyorum. Meral'de ev arkadaşım yolda yürürken 2 adım arkamdan geliyor. Beni kaç kişi tanıdıysa o kadar izlendiğimize dair bir sonuç çıkarıyoruz. Bana diyor ki bugün 2 kişi daha baktı sana diyor. Ay diyoruz yaşasın seyrediliyoruz. Derken bir gün başladıktan 2 ay sonra falan dediler ki Hülya Koçyiğit gelecek programa. O kadar sevindim ki size anlatamam. Düşünebiliyor musunuz Hülya Koçyiğit bizim programa geliyor. Ben uyku uyumadım, inanılmaz sevinçliyim, hazırlandım, sorularımı hazırladım falan. Onu böyle televizyon binasının kapısında karşılıyor. Efendim çoğu zaman ekranlarda görüyoruz, ulusal medyada ve sosyal medyada görüyoruz. Hani hayvanlara yapılan şiddet var. Bunun peki çözümü ne olabilir? Eğitimden kaynaklanabilir mi? Biz şu andan itibaren çocuklarımıza bu hayvan sevgisini aşılayabilir miyiz? İşte bununla ilgili bir haberimiz var şimdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde her okula bir hayvan sahiplendirme projesinin Ordu'da hayata geçirilmesi üzerine hayvan sahiplendirilen okullarda seminer düzenleniyor. Kapsamda ilk olarak sahiplendirilmenin yapıldığı Altınordu Adil Karlıbel Özel Eğitim İlkokulu'nda seminer gerçekleştirildi. Bize doğru bir köpek gördüğümüzde önce sakince bekliyoruz. Köpeğimize doğru gelmesini izliyoruz. Daha sonra da onu kuyruğunu çekmeden, kulağını çekmeden sadece tüylerinden, kafasının üstünden seriyoruz. Ama her sokak köpeğine gidip koşarak... Seminerde alanında uzman kişilerce öğrencilere hayvan sevgisi ve çevre duyarlılığı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Efendim şimdi ekranlarınızda genç bir arkadaşımızı getireceğiz. Yeliz Türk. Yeliz Türk bir lise öğrencisi ve aynı zamanda da yazar. Kötü Bir Başlangıç adlı kitabıyla belki de iyi bir başlangıç yaptı. Ünye'nin yetiştirdiği güzel insanlardan lise öğrencisi Yeliz Türk hanımefendiyle beraberiz. Bu kızımızın ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de kendini ve yaşadığı olumsuzlukları anlattığı bir kitap yazmış. Yazdınız. Evet. Sizi anlamayanlara ve yaşadığınız rahatsızlığı anlatmakta zorlandığınız doktorlar da dahil buna. Evet. Zorlandığınız. Şimdi sizden öğrenelim. Buyurun. Evet. Buyurun. Hem kitabını söyle hem de... Benim bu kitabımı yazmamda... Neden yazdın? Yazmamdaki amaç benim gibi olan insanlara ses olabilmek, onların yanında olduğumu hissettirebilmekti. Ve içime kapanmıştım. Hani aşırı derecede kapanmıştım içime. Artık bir şeyleri içime dökmeyi yapıyordum. Ondan sonra kalemle kağıtta derdimi, dermanımı buldum.
Yazarak, çizerek dermanımı buldum. İçimi döktüm. Her döküşümde, her bir satırımda gözyaşıyla yazdım bu kitabı. İnternet üzerinden Google'a yazdığımız zaman ulaşabilirler. Kitabın adı ve benim adımı yazarak ulaşabilirler kitaba. Evet. Oradan sipariş ederek getirtirebilirler. Güvenilir. Senin yaşadığın rahatsızlığı yaşayan insanlarımız ülke genelinde olduğu gibi burada da var mıdır? Var, illaki var. Ben Tokat'ta yattığım zaman orada birçok hasta benim gibiydi zaten. Aynı rahatsızlıktan yatıyorlardı. İki sefer yattım. Evet. Yani çok insan var aynı benim gibi olan. Ve spor, Ünye 1957 Spor dün kendi sahasında, kendi evinde Niksar Belediyespor'la karşılaştı. Ligin son sıralarında yer alan ve ligden düşmeme mücadelesi veren Ünye 1957 Spor maalesef dün tek puanla yetinmek zorunda kaldı. 47, ikinci yarının hemen başındayız Mustafa. Bölgesel Amatör Lig 4 grupta oynanan 18 hafta maçında Ünye 1957 Spor ile Niksar Belediyespor karşı karşıya geldi. Şükrü, top bizde kalabilir. Hakem faul tespit etti. İkinci sarı kart mı görüyorum? Eğer ikinci sarı kart gelirse kırmızı olur. Niksar Belediyesporlu futbolculardan büyük itirazı var. Ünye Şehir Stadı'nda saat 14'te karşı karşıya gelen Ünye 1957 Spor ve Niksar Belediyespor sahadan 0-0 berabere ayrıldılar. Hakem düdüğünü çaldı. Mustafa geldi, vurdu. Kaleciden seken bir top. Gol pozisyonu. Golü kaçırıyoruz fakat. Kendi seyirci ve saha avantajını kullanmak isteyen ve sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Ünye 1957 Spor tüm çabalarına rağmen skoru değiştirecek golü bulamadı. Şimdi top Cengiz'de. Cengiz sol kanattan hareketli ve arkadaşının sakatlık geçirdiğini görünce bunda kaldı Abdülkerim, Emre. Defansının arkasında uzun bir top. Hakan şimdi hareketlendi. Maça teknik direktör Mehmet Dönmez yönetiminde çıkan yeşil beyazlı takım da Tayfun, Cihancan, Taha, Serkan, Samet, Abdülkerim, Mustafa, Fatih, Eren, Barışcan, Hakan ilk 11'de yer aldı. Ünye 1957 Spor haftaya Merzifon deplasmanında mücadele edecek. Mustafa oynadı. Mustafa şimdi Emre'de. Efendim, Moda TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haftanın ilk akşamındaki haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam saatlerimiz 18'i gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi haberler vermek umuduyla mutlu akşamlar efendim.